Bugün Sakarya'da kendi kentimize, yaşadığımız bölgede yol arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Onlar bizim kaderimizi birlikte paylaştığımız, birlikte yol yürüdüğümüz, en ufak bir sıkıntımız olursa başımızı kaldırdığımızda gözümüzün önüne gelip ne var diyen arkadaşlarımız. Onların adlarını sizlere tek tek okumak istiyorum. Sevgili Genel Başkan Yardımcım Onursal Adıgüzel, değerli Genel Başkan Yardımcım Fethi Açıkel, yol arkadaşlarım İlhami Özcan, Aydın Özer, Tahsin Tarhan, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Mustafa Adıgüzel, Orhan Sümer, Cengiz Gökçel, Turan Aydoğan, Burcu Köksal, Orhan Sarıbal, Uğur Bayrak Tutan, Bülent Selcan, Rejdi Gündoğdu, Özgür Karabat, Yıldırım Kaya, Gökhan Zeybek, Özcan Turçu, Utku Çakır Özer, İsmail Atakan, Mahir Polat, Ali Mahir Başarı, Gamze Taşçıer, Gizem Özcan, Bekir Başevirgen, Semra Dinçer, Yüksel Özkan, Yunus Emre, Faruk Sarıaslan, Murat Emir, Pınar Uzun, Sezgin Kaya. Değerli yol arkadaşlarım, hoş geldiniz. Tüm Türkiye'de mücadeleyi birlikte yapıyoruz. Tek bir istediğimiz var. Esnaf sıkıntıda, köylü sıkıntıda, öğrenci sıkıntıda, tüm Türkiye huzur istiyor, barış istiyor, ayrışmak istemiyor. Birlikte alın teriyle kazandıkları parayı huzur içerisinde harcamak istiyorlar. Herkes çoluğunun çocuğunun geleceğinin garanti altında olmasını istiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. Ama bugünkü iktidarda bulunanlar, 19 yıldan beri iktidarda olanlar sadece değerlerimizi değil, mülklerimizi değil, geleceğimizi de yok etmeye çalışıyorlar. Bir tane örneği tüm artık Türkiye'de, hatta dünyada biliniyor. Tank palet fabrikası. 40 milletvekili, parti meclis üyesi, yüksek disiplin kuruluyla Sakarya'ya Cumhuriyet Halk Partisi geliyor diye duyunca AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ben de tank palete geliyorum demiş. Hoş geldi. Gelsin memleketimize. Biz de kendisini burada bekliyoruz. Yarın o Arifiye'deymiş, biz de Arifiye'deyiz. Şimdi orada kapalı kapılar ardında değil, kapalı kapılar ardında değil, yüzlerce korumanın arkasında değil, halkın arasına inerek bizimle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleriyle göz göze gelerek şu tank palet fabrikasını Katar'a nasıl peşkeş çekmedin, onu bize bir anlat. Onu bize bir anlat. Ethem Sancak diye arkasında durduğun kişi, hani ulusal televizyona çıkıp da oradan, ya ben akıllı adamım, siz de akıllı olun da para kazanın diyen kişi, gelmiş herkesin seni aldattığı gibi, ama burada sen aldanmadın, iş birliği içerisindesin Ethem Sancak'la. İlk önce BMC'den TMSF'nin çanağına düşmüş BMC'yi, 1,5 milyar lira değerindeki BMC'yi 700 milyon liraya aldın. Daha sonra da geldin, savunma sanayinde hiçbir bilgin birikimin yokken, ben savunma sanayine gireceğim dedin, sana Sakarya'nın Karasuyu'nda 2 milyon metrekare deniz kenarındaki araziyi bu devlet, yani bu iktidar, yani Recep Tayyip Erdoğan peşkeş çekti, bedava verdi. 500 dönümlük araziyi, köylülere ait olan araziyi kamulaştırma bedelini ben ödemem dedi Ethem Sancak. Olsun Ethem, ben senin arkandayım dedin. Devlete onun parasını da ödettirdin. Ethem Sancak doyar mı? Doymaz. 60 milyon altyapı parası var dedi. Onu da bu devlet öder dedi. Fakirin, fukaranın, işçinin, emekçinin alın teriyle olan parayı, ona 60 milyon lirayı ona heba ettin.
Peki ondan sonra Altay tankı projesinin ihalesini ona verdin. Kiminle birlikte? Katar ordusuyla. Kimi saf dışı bırakarak? Türk ordusunu. Türk ordusunu saf dışı bırakarak. Katar kim? Katar'ın ordusu ne? 12 bin kişilik ordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu dünya biliyor şanını. Kıbrıs'ta destan yazan ordu. Anadolu topraklarında düşmanlarımıza korku salan ordu. Ama sadece o mu? Teknolojisi olan, obüs üreten, mercek üreten, her alanda başarıyla yoluna devam eden, bilimi kucaklayan Türk ordusu. Sen onu saf dışı bıraktın. Sonra Katar ordusu Tayyip Öztürk'ün yani Recep Tayyip Erdoğan'ın köylüsünü de yanına aldınız. 18 ay sonra ne yapacaktınız? İlk tankı üretecektiniz. Aradan kaç ay geçti? 30 ay. Nerede bu Ethem Sancak? Ethem Sancak yok. Peki o verdiğin BMC'ye verdiğin arsalar üzerinden, tank palet üzerinden hisseyi kaça devretmiş? İddia ettiklerine göre 480 milyon dolara. 480 milyon dolara. Yani 300 milyon doları cebine indirmiş. Tank var mı? Yok. Tank palet elimizden gitti. Katar ordusu Türk ordusunun yerine geçti. Şimdi Tayyip Erdoğan gelecekmiş. Tank palet fabrikasında cuma namazını kıldıktan sonra orada burayı Katar'a peşkeş çekmediğimizi anlatacakmış. Sen Allah'ın huzurunda olacaksın. Biz de Cumhuriyet Halk Partililer olarak o saatlerde Allah'ın huzurunda olacağız. Millete yalan söylüyorsun. Bari Allah'a dürüst ol. Orada tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiğini dünya biliyor, biz de biliyoruz. Biz Kent Meydanı'nda dünyaya sesleneceğiz. Sen tank paletin kapalı kapıları arkasında korumalarınla orada otur, onlara seslen. Allah bizim yanımızdadır. Doğrunun yanındadır. Yar ve yardımcımız olsun. Arkadaşlarımla beraber tüm Türkiye'yi dolaşacağız. Emekten yana, halktan yana mücadelemize devam edeceğiz. İktidar milletin olacak. Millet ittifakının olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak.